Cenab-ı Hak Efendimiz'e nasihat eyle buyurdu. Lakin zorlama. Efendim, haklısınız. Zorlama. İste inansın, isteme inanmasın. İnanan kâr eder, inanmayan zarar eder. Bizim vazifemizde efendim, kim gelirse nasihat ederiz. İhtiyar edecek nasihatımız başka. Bu genç çocuklara edeceğimiz nasihat başka. Evlilere başka, bekarlara başka, okumuşa başka, cahile başka, köylüye başka, çiftçiye başka, çobana başka, esnafa başka, tüccara başka, hükümete başka, mebuslara başka, valiye başka, kaymakama başka, askere başka, sivile başka, efendim kadına başka, erkeğe başka, herkese göre bir nasihat vardır. Tutarsa kendi kârına. Tutmazsa onun sözü tutmayan uluya kalır demişler. Çaresi yok artık. Geçti. Tehlike noktasını biz söylüyoruz. Buraya kadar gelirsin. Bundan öteye tehlikedir. Ya biz gideriz. Git. Onlar ise düşecekler. Efendimiz ahir zaman peygamberidir. Ve onun ümmetleri ahir zaman ümmetleri. Ahir zaman nebisinin ümmetleriyiz biz şimdi. Dünyanın sonu Efendimizin zamanında olur. Yani ümmetleri son ümmet olduğundan kıyamet onların zamanında kopacaktır. Tabii kıyamet kopması bizim inancımızdır. Buna inanıyoruz. Çünkü ölenler dirilecektir. Dirilenler hesaba çekilecektir. Hesapta kazananlar cennete gidecektir. Hesabını şaşıranlar efendim cehenneme gidecektir. Cennete giren ebedi girer, cehenneme giren ebedi de kalır, muvakkat da kalır, günahların miktarınca da kalır. Şimdi o kıyamet gününden evvel Efendimiz haber veriyor, kıyamet yaklaştığının alameti nedir, nişanları nedir? Bu olacak, bu olacak, bu olacak, bu olacak, bu olacak diye çok şeyleri haber verdi Peygamber Efendimiz. Bu olacağını bildirdiğin alametlerden bir tanesi de Efendimiz benim nesli pakimden, temiz zürriyetimden, Fatıma-i Zahra evladından bir imam gelecektir. Ki onun ismi benim ismime benzer. Yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Babasının ismi benim babamın ismi gibidir. Yani Abdullah. Annesinin ismi benim annemin ismi gibidir. Yani Emine. Bu kimse gelecektir. İslam'ı bırakan insanları İslam'a, İslam'ın hakikatine çağırmak için, küfrü batırmak için, İslam'ı çıkartmak için. O Cenab-ı Hak bunu vaat etmiştir. Bütün dünya Müslüman olacaktır demiştir. Bütün dünyanın Müslüman olacağı zaman Mehdi Aleyhisselam gelecek. Mehdi Aleyhisselam geldiğinde arkasına Deccal gelecek. Onun arkasına İsa Peygamber gelecek ki bütün dünya İslam'a açılacaktır. Elhamdülillah. Şimdi Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın gelmesinin de nişanları vardır. Efendimiz buyurdu ki Mehdi Aleyhisselam gelmezden önce büyük bir harp olacak.
büyük bir insan kanadı olacaktır. Ki geçmiş harplarda milyonlarla öldü, bu harpta deniyor milyarla ölecektir. Altı milyarsa biri kalacak, beşi gidecektir. O kadar insan kırılacaktır. Cenab-ı Hakk'ın huzurunda efendim tabii insanların çoğu ölecek, azı ölecek diye bir şey yok. Cenab-ı Hak hepsine ölümü yazdı. Ölmeyecek insan yok. Hepsi ölecektir de bu toptan ölüm bu muharebede olacaktır. Muharebe müthiş bir muharebe olur. Nasıl Nuh peygamberin zamanında tufan oldu. Tufanda hepsini boğdu. 80 kişiden tekrar dünya doldu. O kadar milyarlarla insan Nuh peygamberin gemisinden çıkan 80 kişiden üredi. Cenab-ı Hak ürettikten sonra dolar dünya. Şimdi bu kadar insan gidecek. Zaten gidecek. Küfür en büyük günahtır. En büyük suçtur. Allah'a inkar kadar büyük ve ağır bir günah yoktur. Oğlum anladınız mı? Allah'a inanmamak kadar ağır suç yoktur dünyada. Cenab-ı Hakk'ın en ziyade gadabını üzerine çeken Allah yoktur diyen kimsedir. Üzerine yıldırımlar eder onun. Allah'a sığındı. Haşa. Allah var. Allah olmadan bu varlık olamaz. Bu varlığın sahibi kimse çıkıp da bu varlığın sahibi benim diyemez. Bu da benimdir bile diyemez. Yok dünyaları, yerleri, gökleri çıkıp da bunlar benimdir diyecek hangi adam var? Kim var? Öyle bir kuvvet sahibi var mı? İşte iki nefesin arasındayız. Nefes Allah'ın izniyle girer, Allah'ın izniyle çıkar. İzin vermese nefes girmez, izin vermese nefes çıkmaz, ölür adam. Neyimize büyükleniyoruz? Lakin ahir zaman olduğunda bu insanlar Allah'ı inkar edecekler. Allah'ı inkar etmenin cezası ölümdür. Öldürüleceklerdi. Birbirlerini öldürecek. Cenab-ı Hak gökyüzünden asker indirmez, yer altından da asker göndermez. İnsanlar birbirlerini öldürecek. Nasıl ki İsrail oğulları, Yahudiler öküzün, ineğin buzağısına taptılar ya, Cenab-ı Hak dedi ki, sizin tövbenizi kabul etmem ta ki bu günahı işleyenler öldürülünceye kadar. Kim kimi öldürecek? Bozağıya tapmayanları bozağıya tapanların üzerine musallat etti. Tapmayanlar tapanları kessin dedi. 70.000 İsrail oğullarından kimse buzağıya tapmış idi. Sabahtan akşama 70.000 kimse kelleleri gitti. Tövbelerini kabul edecek. Şimdi bu zamanda da Cenab-ı Hak bu kendisini inkar edenlere ölümü yazdı. Öldürüleceklerdir. Hem de birbirlerini öldüreceklerdir. Dediğimiz gibi İsrail onları birbirlerini öldürdüler. Bu şimdiki insanlar da birbirlerini öldürecek. Kaç tane Allah'ı inkar eden varsa hepsi ölecektir. Ölme değil, geberecektir.
Allah diyor yok diyenlerin hepsi geberecek. Gebertileceklerdir. En aşağı ölümle ölecektir onlar. Allah seni su getirdin. Şimdi bu zaman Efendimiz'in bildiği zamandır ki dünya zulmüyle dolacak. Her tarafta ateş, her tarafta sıkıntı, her tarafta ölüm görülecek. O zaman Cenab-ı Allah Hazreti Mehdi'yi gönderecektir. İslam'ı unutan insanlara İslam'ı bildirmek için. Mehdi Aleyhisselam bir sene, iki sene, üç sene, dört sene, beş sene, altı sene, çok yaşarsa 7 sene diyor. 7 vezir var, her birine göre 1 sene yaşayan 7 senedir Hazreti Mehdi'nin zamanı. O arada Deccal gelir. Deccal, Mehdi Aleyhisselam öldükten sonra değil de Hazreti Mehdi'nin bulunduğu zamanda Deccal gelecektir. Lakin Mehdi Aleyhisselam Deccal'ı kovalamaz, öldürmez. Çünkü Deccal'ı kovalayıp öldürmesi İsa peygamberindir. O onun işine karışmaz. Yoksa Mehdi Aleyhisselam 100 tane Deccal'ı keser. Tabii. Lakin herkes vazifesini bilir. İsa peygamber gökyüzünden Deccal'ı öldürmek için gelecektir. Geldiğinde işte şimdi bu alametlerin içinde bulunduğumuz bu Türkiye harp sebebi olacaktı, büyük harbın. Türkiye'deki hareket büyük harba dönecektir. Türkiye efendim baştaki adamlar kimisi Avrupa'ya bağlanalım diyecekler, kimisi Amerika'ya diyecek, kimisi Rus'a diyecek, sonunda Rus'a bağlanalım diyenler galip gelecek, Rus'la beraber olacaktır. Ve Rus'la beraber olduğunda bütün sair Rus'a karşı olan ne kadar devletler varsa hepsi ayağa kalkacaktır. Büyük harp bu İskenderun'da efendim İskenderun'da Amu Kovası var. Orada olacaktır. 1 milyon İslam tarafından asker gelir. 1 milyon da kafir tarafından, Rus tarafından asker gelir oraya. Büyük muharebe olur. O muharebede Hazreti Mehdi daha görünmez. Lakin onun emri vardır. Ondan sonra bu kızılcıklar, kızıl kafirler, dinsiz imansızlar, kozmopolitler, komünistler, bolşevikler, faşistler, naziler, bilmem neciler, izimcilerin hepsi telef olur. İslam muzaffer olur. O anında bir seda gelir ki Deccal çıkmıştır. Deccal'ın şerrinden sakınmak isteyenler Şam'a, Mekke'ye, Medine'ye sığınsınlar. Millet oralara gidecektir. Deccal bütün dünyayı dolaşır. Dolaş dolaşma mı efendim Deccal'ın duracağı müddet ne kadardır? Deccal 40 gün kalacaktır. Yani ilk günü 1 senedir. İkinci günü 1 aydır. Üçüncü günü 1 haftadır. Dördüncü günü artık bizim günlerimize bekler. Yani Deccal'ın yeryüzünde dolaşıp fesat vereceği, dini bozmak için bütün uğraşacakları vakit 1 sene 6-7 ay kadardır. Onun üzerine Allah-u Zülcelal İsa peygamberi gönderecek. Deccal gelmiştir, kes kafasını. İsa peygamber gelip onun kafasını keser, efendim, onu cehenneme yollar,
O vakit İslam'a bütün dünya açılmıştı. İşte bu geliyor şimdi, yaklaşıyor bu. Kendini korumak isteyen Allah'a katsın. Korumak istemeyen, korunmayanlar hepsi gidecektir. Şimdi bu çocuklar çok yakın kaldı Mehdi Aleyhisselam. Yani bunların okuması, onlara bir şey vereceği yoktur. Çok yakın oldu şimdi. Bilmiyorum bu sene mi gelir, gelen sene mi gelir, o kadar yakındır Hazreti Mehdi'nin gelmesi. Kendisi doğdu ama daha çık diye emir verilmedi ona. Çık dedi mi bir tekbir alır, bütün bu teknoloji ölür. Bunlar bu aletler altında hiçbir şey kalmaz. Ne tayyare uçan, ne zırhlı yürür, ne gemiler yüzer, ne arabalar yollarda gider. Ateşli, yani elektrikle çalışan, enerjisiyle çalışan her şey istop eder, durur. İslam'ın kuvvetini gösterecek Mehdi Aleyhisselam. Allah günleri bize göstersin. Şimdi Müslümanlar ayak altı ettiler, üzerlerine basarlar böyle. Ama geliyor. Aleyhisselam Hazretleri efendim nasıl orada yazıldıysa öyle olacaktır. Hazreti Aleyhisselam Allah bizi kavuştursun zahirde ve batında 64 sene 63 senedir bekliyorum. Anladın mı? Sultan Kaps. Yani şimdi ne kadar okuyabilirlerse okuyacak çocuklar artık. Lakin zannetmem ki yani bunlar mektepleri bitirinceye kadar Hazreti Mehdi sabredip kalsın. Daha bel çıkacaktı. Bu çocuklar da oyalanmış olur. Herkesin şeyleri var. Çok uyukladı. Hepsinin de Allah Mehdi Aleyhisselam'ı kavuştursun, hizmetiyle şereflendirsin. Ya Rabbi, kavuştur, avzama da bizi kavuştur. Gece hiç dışarı çıkma akşamdan sonra. Kaçtan sonra mı? Akşam namazından sonra. Mekte miyiz bilmiyorum. Kaçta faydası? Akşam yok mektebimiz. Akşam bitiyor sultanım. Yoksa öğleden sonra kaçta paydos ediyor? Beşte bitiyor en son. Beşte. Evet. Beşte oluyor, altta oluyor. Akşam namazından sonra zaruret olmadan dışarı çıkma. Peki sultanım. Gece bu akşam biraz dolaşalım diyen adam şeytandır, yanına yaklaşmayın. Anladın mı? Selametin için. Secdeyi bırakma. Namazsız gününüz geçmesin, Cenab-ı Hak kulum demez secde etmeyene. Ona dikkat et. Evet. Bir vakit olsun gözetin. Allah sizi gözetsin.